VP Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelecek olan bir özellikten bahsedeceğim sizlere. 12 Ekim tarihi itibariyle artık topluluk sekmesi 500 aboneyi geçen kullanıcılara sunulacak. Bununla alakalı Team YouTube servisinde bir gönderi paylaşıldı. Topluluk gönderileri milyonlarca kanala geliyor dedi. 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren 500'den fazla abonesi olan kanallara topluluk yayınları için uygunluk eşiğini düşüreceğini söylüyor. Şimdi bu konu biraz önemli. Baktığımız zaman önceden 1000 aboneyi devirdikten sonra geliyordu. 500 aboneden sonra da açılması için herhangi bir yere başvuru yapmıyorsunuz. Yani sizin kanalınız 500 aboneyi devirdikten sonra otomatik bir şekilde açılacak ve kanalınızın hemen şurada yer alan şu şekilde gösterelim. Burada topluluk sekmesi gelecek. Bunun yanında bazı kanallarda hala topluluk sekmesinin yerinde tartışma diye bir bölüm vardı. 12 Ekim tarihi itibariyle tartışma sekmesi de tamamen kaldırılıyor. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Tabii bu anlamda YouTube artık mobil kullanıcılara bir tık daha önem veriyor. Belirtmek isterim. Yani artık diğer sosyal medya platformlarının ağır basması YouTube'u harekete geçirmiş durumda. Çünkü platform olarak baktığınızda YouTube platformu gerçekten işleyiş bakımından en zor platform. Bunu kabul etmek gerekiyor. Diğer sosyal medya platformlarında daha hızlı etkileşim alırken YouTube platformunda aşırı şekilde yüksek eşiklerin farkına vardı YouTube ve elinden geldiğince bazı eşikleri düşürmeye gayret gösteriyor. Tabii topluluk gönderilerini paylaşmakta da bazı güncellemeler geleceği söyleniyor. Şu an sadece Android'de uyumlu olan bazı uygulamalar söz konusu. Belirli bir süre sonra da yine iOS ve masaüstü sürümleri için gelecek. Yani örnek veriyorum, birden fazla resim gönderileri, GIF'lerin sayısının arttırılması gibi özellikler gelecek. Tabii haber sadece bu kadar değil. Bununla alakalı birkaç detayı da bilmeyenler için paylaşmak istiyorum. Topluluk gönderileri neden önemlidir? Başınıza gelmiştir illaki. Kendi ana sayfanıza, yani YouTube kanalınıza giriş yaptıktan sonra burada abone olduğunuz ve like attığınız videoları görüyordunuz. Sayfaları aşağı doğru indirdiğinizde bazen eğer abone olduğunuz kanallar gönderide bulunuyorsa topluluk sekmesinde sizin ana sayfanıza düşüyor. O zaman şunu diyebiliriz. Topluluk gönderileri bildirim şeklinde abonelere gidiyor ve gösterim alıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki gösterim kelimesi önemli. Peki ben gönderilerimin nerelerden ne kadar gösterim aldığını vesaire kontrol edebiliyor muyum derseniz, evet, bunun cevabı da evet oluyor. Ne yapmam gerekiyor? Hemen şu şekilde kontrol paneline giriş yaptıktan sonra sol taraftan analitik metriklerini, yani sayfasına tıklıyorum. Daha sonra yukarıda yer alan etkileşim bölümüne tıkladıktan sonra sayfanızı aşağıya doğru indirdiğinizde, tabi bu evre topluluk gönderilisini sizler yani paylaştıktan sonra oluşacak. Onu öncelikle bir söyleyeyim. Siz gönderinizi paylaştınız, birkaç gün sonra burada gönderilerinizle alakalı bazı metrikler geldiğini göreceksiniz. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi buradan daha fazla göster dediğinizde sizi bu şekilde gelişmiş moddaki gönderi bölümüne atıyor. Eğer herhangi bir şekilde şurada filtre varsa bunu kaldırın. Yanlış bilgi edineceksiniz çünkü. Buradan zamanını ayarlayabilirsiniz. Yani son 28 gün veya ömür boyu seçeneklerini aktif hale getirerek bugüne kadar paylaşmış olduğunuz gönderilerin hangisinin ne kadar gösterim aldığını vesaire görebilirsiniz. Etkileşimlerini görebilirsiniz. Bu sayede paylaşmış olduğunuz gönderilerin ne kadar dikkat çektiğini belirleyip buna dayalı fikirler üretebilirsiniz. Yani gerçekten, çünkü buradaki gösterim sayısı azımsanmayacak derecede olabilir. Şahsen Web Eğitim kanalında ben çok fazla gönderide bulunmuyorum. Ama konsepte uygun olan arkadaşlar, neredeyse her gün gönderimde bulunan arkadaşlar gösterim sayılarının bunun çok fazla üstünde olduğunu da görecek. Bunda bir şüphemiz yok. Peki neler paylaşılır, nasıl paylaşılır geldikten sonra? Bununla alakalı da bir bilgilendirme yapalım. Şimdi hemen şöyle gelelim kanalımıza. Kanalınızdan topluluk sekmesini hemen şuradaki sekmeye tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oldukça basit bir ekranı var. Özellikle dediğim gibi mobil kullanıcılarda çok daha etkin bir biçimde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Onu söyleyeyim, çünkü gönderilerin sunulmasında, yani gösterim almasında cep telefonundan giriş yapan mobil kullanıcılara gösterilme olasılığı çok daha fazla. Onun altını gerçekten çizmek istiyorum. O yüzden paylaşacağınız bilgiler önemli. Şimdi burada herhangi bir video paylaşabilirsiniz. Tıkladığınız zaman ne yapacak? Size video arama URL'leriniz ya da YouTube kanal videolarınız içerisinden bir video paylaştırabilir. Peki ne yapabilirim? Ben yeni paylaşmış olduğum veya daha önceden paylaşmış olduğum herhangi bir videoyu tekrar burada sunabilirim.
Arkadaşlar işte izlemeyi unuttuysanız ya da gözünüzden kaçtıysa diye eski bir videomu buraya yapıştırabilirim. Böylelikle bildirim tazelemesinde bulunabilirim. Anket en çok tıklanması yüksek olan, yani performansı en yüksek olan bölüm anket bölümüdür. İnsanlar anketlere katılmayı gerçekten seviyor. Yani şuradan baktığınız zaman like ya da yorum sayıları sizi yanıltmasın. 88 like, işte 118 yorum var ama normalde 2000 kişi oy kullanmış durumda buradaki ankete vesaire. Anket kullanımı basittir. Üzerine tıkladığınızda istediğiniz kadar seçenek belirleyip daha sonra buraya şıkları yazıp daha sonra da yayınla diyorsunuz. Onu da bu şekilde söyleyeyim. Hemen şöyle sayfamı yenileyim. Bir diğer sekme resim sekmesi. Şimdi burada dediğim gibi masa üstünde de bir özellik geldi. 5 adede kadar resim yükleyebiliyorsunuz. Evet, bakın burada yazıyor. Aynı anda 5 tane resim yükleyebiliyorsunuz. GIF yükleyebiliyorsunuz. Veya şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu iyi performans alan bir diğer özelliklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Diyelim ki bir video paylaştınız ve bu video biraz uzun. Ancak can alıcı noktaları var. Hani böyle izlenme süremizi arttırmak için, kitleyi elde tutmak için ne yapıyorduk? Videonun önemli kısımlarını videomuzun başına çekiyorduk. Bunu aynı şekilde o arayı kesip bir klip alarak tabiri caizse buraya gelip toplulukta paylaşabilirsiniz. Yani video kesitlerinizle paylaşırsanız o videonun linkini de aşağı altına yazarsınız. Dersiniz ki işte bakın böyle bir sahne var. Hemen bu videomda paylaştım sizler için, gidip izleyebilirsiniz şeklinde ne yapabilirsiniz? Bir gönderide bulunabilirsiniz. Bunların hepsi etkileşiminizi arttıracaktır arkadaşlar. Genel kontrol mekanizmasını, yani son gönderiyi takip etmek içinse ne yapıyorsunuz? Son gönderi takibimde yine kontrol panelinden ana sayfaya aşağıya doğru indirdiğinizde genellikle burada yer alır. En son yayınınızın da konuşamadım orada, performansını buradan takip edebilirsiniz. Ancak burada ufak bir eksiklik var. Buraya kadar izleyenlere bonus bir bilgi olsun. Eğer çok önemli bir şey paylaşırsanız arkadaşlar, kesinlikle topluluk sekmenizi manuel olarak kontrol edin. Ne demek istiyorum? Şimdi siz diyelim ki burada bir gönderide bulundunuz. Altına gelen yorumlar normal şartlarda kanalınızdaki diğer yorumlar sekmesinde gözükecek. Burada bir problem yok, ancak verilen cevaplara bildirim gelmiyor çoğu zaman. Burada bir hata söz konusu. Yani çok önemli bir gönderi ya da bir soruda bulunursanız insanlara geri cevap yazılmıyor diye düşünmeyin. İnsanlar tarafından yazılan cevaplarda cep telefonunuza veya masa üstünüze bildirim gelmelerde problem yaşanıyor. Özellikle katıl butonu açık olan arkadaşlardan buna dikkat etmelerini rica ediyorum. Çünkü özellikle üyelere özel, şurada yer alan üyelere özel gönderilerde bildirim sorunu yaşanmaktadır arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Bu arada katıl butonuna sahip olduktan sonra da topluluk sekmesi çok işinize yarayacak. Ne gibi artıları olacak size, bunu da ek bir bilgi olarak vereyim ve videoyu sonlandırayım. Şimdi diyelim ki sizin katıl butonunuz açık. Herkesin görmesini istemediğiniz bazı gönderiler paylaşmak istiyor olabilirsiniz. Yine aynı şekilde basit bir şekilde paylaşımlarınızı yaptıktan sonra şuradaki görünürlükten buradan üyelik varsa hani birkaç tane sekmeniz, istediğiniz üyelik sekmesini seçersiniz, paylaşırsınız. Sadece o bölüme üye olan kişiler sizin gönderinizi görür. Bu çok güzel bir özellik, onu söylemek istiyorum. Böylelikle katıl butonunuzdaki sınıfları birbirinden ayırmış olursunuz. Her birine farklı bir gönderide bulunabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet, Web Eğitim kanalından yeni güncelleme ile alakalı bilgimiz bu kadardı. 500 aboneyi devirdikten sonra topluluk sekmesine artık herkes sahip olabilecek. Herhangi bir şekilde başvuru yapmıyorsunuz. Açılması 500 aboneyi devirdikten sonra, bloglarda da aynı bilgiyi veriyor, bir hafta kadar sürebilir. Geri bildirimde vesaire bulunmanıza da gerek yok. Haberiniz olsun arkadaşlar. Geldikten sonra mutlaka aktif bir biçimde kullanın ve gösterim sayılarınızı da arttırın. Teşekkür ediyorum hepinizi izlediğiniz için. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.